sonra yapılan açıklamaların bize göre hem federasyonumuzu hem de hocamızı itham altında bırakarak güzide Galatasaray taraftarına yanlış mesajlar verildiğini gördük. Onun için de bugün yönetim kurulu olarak bu toplantıyı yapmak zaruretini hissettik. Ben eğer müsaade ederseniz, bugüne kadar çok konuşuldu. Federasyon başkanı olarak ilk defa konuşuyorum. Gelişmeyi ve süreci anlatmak istiyorum. Değerli hocamız Sayın Avcı istifa ettiği dakika yanımda Sayın Göksel Gümüşler ve Servet Yardımcı Bey varlardı. Şahit olarak. Galatasaray Başkanı Sayın Asi Arat ve kendisine Abdullah hocamızın istifa ettiğini, eğer Galatasaray Başkanı ve yönetim olarak müsaade ederlerse Sayın Fatih Terim'le görüşmek istediğimizi, kendisine de 1+3 senelik teklif yapmayı düşündüğümüzü, bunun sebebi de 1 sene Galatasaray'la olan mukavelesinin devamı, 3 sene de bizde olsun diye. Kendisi de bunu memnuniyetle karşıladı. Milli bir görevdir, hocamız görüşebilir. Hatta istiyorsanız Ocak ayında da hocamız ayrılabilir. Kendisini yerine başka bir hoca getirebiliriz dedi. Biz de bunun üstüne Sayın Fatih Terim'le ertesi sabah benim evde yönetici arkadaşlarımla beraber buluştuk. Kendisine aynen 1+3 senelik teklifimizi ilettik. Sayın hocamız önce Galatasaray Başkanı'yla ve yönetimle görüştükten sonra cevap vereceğini söyledi. Biz de bunu takdirle karşıladık. Ondan sonraki gelişmelerde bu sürecin 1+3 olmaması gerektiğini, sadece Mayıs ayına kadar bir anlaşma yapılacağını, Mayıs ayından sonra hocamızın bir karar vereceği şekilde zaten kamuoyuna da duyurulduk. Fakat ben şunu söyleyeyim. Federasyonumuz hocayla bir anlaşma imzalamadı. Yapılan anlaşma şimdi arkadaşlar size dağıtacaklardır. 2 sayfalık hatıra imzasıdır arkadaşlar. Federasyonun ne Sayın Fatih Hoca ile ne de bizle bir imzası yoktur. Sadece hatıra imzamız var. Bu bir spekülasyon edildi. Gene söylüyorum, Fatih hocamız ne bizden bir para aldı, ne bir para konuşuldu, ne de bir anlaşma imzaladı. Sadece Mayıs ayına kadar milli görevde, milli takımımıza yardımcı olmak için geldi. İyi ki de geldi. Milli takımımızın Brezilya'ya katılma ihtimali %1'ken şimdi %50'lere çıktı. Hepimiz playoff oynama hayallerini kurduk. Bu milli göreve herkesin katılması gerekiyor. Hamza hocamız gibi. Burada para konuşulmaz. Önce milli görev tamamlanır, ondan sonra sözleşme yapılır. Ben hocamızla sabah tekrar konuştum. Kendisi hala Mayıs ayına kadar imzalama anlaşma yapmak istemiyor. Mayıs ayında yapalım diyor. Biz federasyon olarak diretiyoruz. Artık bıraktı, ayrıldı kulüpten. Bizle beraber anlaşma yap, federasyonumuzla anlaşma yapsın diye. Eğer milli takıma bir hoca seçiliyorsa veya Galatasaray yönetimin hocayla problemi varsa lütfen federasyona ve taraftarına federasyonumuzu ve hocamızın önüne atmamasını tekrar rica ediyoruz. İşin gerçeği hocamız milli vazifeyi zevkle kabul etmiştir. Federasyonumuz Brezilya ihtimalleri azalıyor diye hocamızı getirmiştir. Ve Mayıs ayına kadar hocamızla yaptığımız hiçbir mukavelemiz yoktur. Sadece sözlü olarak anlaşmamız vardır. Ben o gün yaptığımız göstermelik imza töreninde de söyledim. Hocamız parayı kabul etmemiştir. Eğer federasyon olarak biz ciddi olarak para vermek istiyorsak bunun da bir hayır kurumuna gitmesini söylemiştir. Ben Sayın Fatih Terim'in federasyon olarak avukatı değiliz. Ama bu açıklamayı yapmamızı Galatasaray Camiası yönetiminin dünden beri yaptığı açıklama söylemiştir. Çünkü benim ve arkadaşlarımın hiçbirimiz hocamızla bugün 1+3 senelik anlaşma yapacağız diye bir ifade kullanmadık. Eğer koskoca Galatasaray yönetimi sadece bir gazetede veya televizyonda çıkan haberden dolayı hocayı da gönderdiyse kendi işlerinde oturup değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Her türlü sözü açığız. Buyurun sormak istediğiniz cevaplar varsa. İstiyorsanız şu yazıyı da okuyayım. Hocamızla imzaladığımız Türkiye Futbol Federasyonu adına yönetim kurulu başkanı Sayın Yıldırım Demirören ve Sayın Fatih Terim arasında imzalanacak sözleşmenin Türk futboluna hayırlar getirmesini diliyoruz. Bütün imzalı olur. Buyurun. Başkan, tam bu noktada Galatasaray yönetimi şöyle bir açıklama yaptı. Ve Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu imzalanan sözleşmeyle alakalı bugün yaptığımız toplantı imzalı sözleşmeyle alakalı bize bir metin, hiçbir bilgi vermedi. Olmayan bir şey. Galatasaray yönetimine gönderdiniz mi? Olmayan bir metin, anlaşmamız yok ki. Zaten ilettik kendilerine, bir anlaşmamız yok diye. Hocamız da söyledi, biz de söyledik. O da budur yani.
olan bir şey göndermeye gerek yok. Bunu böyle bir açıklama yaptık. Ha, biz beyan ettikten sonra bir daha söylememize gerek yok. Galatasaray'a sembol olmuş Fatih Terim gibi bir ismin Galatasaray camiasından bu şekilde ayrılmasını bir spor adamı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Fatih Hoca'nın başarılarını tartışmaya gerek yok. Galatasaray yönetimin kendi takdiridir. Ona herkesin saygı duyması gerekir. Ama ayrılmasının sebebi federasyonla yaptığı imza denirse bu doğru değildir. Çünkü böyle bir imza yok. Yani artı işte buna bağlı olarak da federasyon Galatasaray'ın düzenini bozmak istiyor. Federasyon böyle bir şey olsa Galatasaray'a 4 tane kupa vermezdi arkadaşlar. Yani bizim de önümüzde 4 tane kupa kazandı. Galatasaray Türkiye'nin en güzel, en başarılı, Türkiye en güzel şekilde yurt dışında temsil eden takımlarından biridir. Ama milli takım her şeyin üstündedir. Türkiye'dir. Eğer milli takımın, federasyonun bir hocaya ihtiyacı varsa, elimizde Fatih Terim gibi bir hoca da varsa bundan faydalanmak birinci vazifemizdir. Sayın Başkanım, Fatih Terim eğer ayrılmasaydı, Galatasaray'da böyle bir olay yaşanmasaydı, bu basın toplantısını yapacak mıydı? Hayır, hiçbir gerek yoktu ki. Şu an ayrıldıktan sonra yapmanızın zamanlamasını... Çünkü dün Galatasaray yönetiminin yaptığı açıklamalar hem federasyonumuzu nam altında bırakıcı hem de hocamızı nam altında bırakıcı olarak şey yaptık. Yoksa biz hocamızla zaten haftada bir bütün görüşmelerimizi yapıyoruz. Onun haricinde Mayıs sonuna kadar zaten anlaşma imzalamayacaktık. Karşılıklı söz vermiştik. O şekilde devam edecektik. Sayın Başkanım, kafa karışıklığının bence kaynaklandığı nokta sizin Sayın Dolayısıyla yapmış olduğunuz 1+3 yıllık ifadeye kendisinin Ocak ayında da Fatih Hoca ile anlaşma yapabilirsiniz demesi ve bunu daha sonra 2 yıllık sözleşme Onları bilemem. Böyle bir teklifi kabul eden bir başkan nasıl oluyor? Onları bilemem. Ben onlarla ilgili yorum yapamam. Ben sadece federasyonumuzun ve Sayın Hocamızın nam altında kalmasından basit toplantısını yaptım. Diğer bütün alınan kararlar, konuşmalar Galatasaray yönetimini bağlar. Bizimle bir alakası yok. Başkanım, bu ifade 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etseydi, sizin çalışmanız bundan sonra nasıl olurdu? Eğer bu şekilde devam Şimdi şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca benle yaptığı konuşmada Mayıs'a kadar ne Galatasaray'la ne federasyonla bir anlaşma imzalanmayacağını beyan etti. Tahmin ediyorum aynı şeyi de Galatasaray yönetimine beyan etmiştir. Onun için 2 yıl, 5 yıl gelen teklifler Fatih Hoca ile Galatasaray arasındadır. Başkanım, Sayın Ünal Aysal tekliğinizi reddetseydi ve deseydi Fatih Hoca bizim hocamızdır, hedeflerimiz var, onunla çalışmamızı altı etmiyoruz deseydi sizin tavrınız ne olacaktı? Üzülerek kabul edecektik. Ama bu milli görevdir. Sayın Aysal da milliyetçi bir insan olduğunu inanıyorum. Böyle bir teklifi onur duymuştur zaten. Sayın Başkanım, sporda bir ayrılık var yani. Fatih'le ayrılık. Hocamız hala onda diretiyor da biz artık ayrıldığı için kendisine biz de imzaladık. Bundan sonra İsrail'de olacak mısınız? Biz önümüzdeki hafta itibaren İsrail'de olacağız ki sözleşme imzalasın. Çünkü artık serbest. Çünkü Sayın Karim bas toplantı sen de Roma'ya başına atıyorsun. Yani konuşmanın arasında şöyle bir ifade kullandın. Brezilya'ya gider misin ki Avrupa şampiyonumuz var. Tabii ki. Ama dediğim gibi hocamız duruşunu hiçbir zaman bozmadı. Mayıs'a kadar ne bizde ne Galatasaray'la imzalayacağını söyledi, imzalamayacağını söyledi. Bu şekilde de devam etti bugüne kadar. Bugünden itibaren hocamız gene imzalamayalım diyor ama artık serbest olduğu için biz kendisine anlaşma yapalım diye oturacağız masaya. Başkanım, olaylı Mersin maçından sonra Ünal Aysal size gelip isterseniz Fatih'le anlaşabilirsiniz şeklinde bir açıklama yaptı mı? Olaylı Mersin maçı? Geçen sene. Yok, bizim konuşmalarımız burada konuştuğumuz şeyler burada aramızda kalır. Sayın Başkan, peki Fatih Terim'in performansını eğer Galatasaray'dan bundan sonra nasıl değerlendireceksiniz? Sizce olumlu yansır mı milli takıma? Fatih Hocamız bu olay süreçlerinin hepsini çok geçirdi başından. Gene de belki ileride geçirecektir ama hepsinden başarıyla da çıktı. Zaten demin de konuşmamda ifade ettim. İyi ki getirmişiz. İki maçı kazandık. %1'lere düşen Brezilya'ya gitme şansımız %50'lere çıktı. En azından top oynayan, maç kazanan bir takım olduk. Bunu da Fatih Hoca sayesinde yaptık. O dönemde gene izin verdiği için Sayın Yavaşoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum buraya. Sayın Başkan, aslında ben farklı bir alanda sorulmasına izin verirseniz, Beşiktaş'ın kastan cezasının onanmasını ardından çok sonuçta çıkamaya konusu çok eleştiriyoruz. Yani bu konuda arkadaşlar federasyon reklam arası gibi ikide bir televizyon programlarına katılıp açıklama yapmaz. Bir süreçtir. Süreç bitti. Süreçle ilgili yorumlar yapıldı. İki gücü de kulübümüz bir ceza aldı. Başka bir hakları varsa gene gider yaparlar ama Türkiye'yi bağlayan
federasyonumuzun kurullarının aldığı, bakın herkes burada atlıyor, federasyon yönetim kurulu bir karar almadı. Özgür kurulların aldığı kararlar alınmıştır ve anayasaya göre tahkim kurulu kararları hiç kimse tarafından bozulamaz. Onun için bizim yapacağımız bir açıklama yok. Bunların hepsini kitabı her yerde yazıyor. Bu konuya girmeyelim, burada mevzumuz Fatih Özel'e ilgili. Ben açıkladım artık. Sayın Başkan, evet. Estonya ve Hollanda maçları var. Neler söyleyeceksiniz? Çok zorlu iki mücadele. Valla biz ne kadar kazanıyorsak, kazanmak zorundaysak en azından Hollanda'nın da Macaristan'dan puan alması gerekiyor. Ayın 10'undaki maç, doğru söylesem 10'unda değil mi? 11'inde, 11'indeki maçta bu dediğimiz biz Estonya'yı yener, Hollanda'yı da Macaristan'dan puan alırsa %70, %80'lere çıkar şansımız son Hollanda maçında diye düşünüyorum. Sevgili Başkanım, bir şey soracaktım. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş